Yoruldum. Selamlar, kanala konuşamadım. Kanala yeniden hoş geldiniz. Videonun başında sabah rutinimden bir parça göstermeye çalıştım. Yaklaşık bir aydır, yani telefonum bozulduğundan beri farklı bir rutin izliyorum. Malum telefon olmayınca kendimizi bazen oldukça boşlukta hissedebiliyoruz. Yapacak bir şey olmuyor. Dolayısıyla da ya uyuyorsun, ya kitap okuyorsun, ya televizyon izliyorsun gibi aktivitelere sarıyoruz. Ben o telefonumun olmadığı 2-3 gün boyunca saat 9'dan sonra çoğunlukla 1 saat, 1,5 saat kadar kitap okudum. Sonrasında da zaten uykum geldi ve öylece uyuyakalmıştım. Ve bu bir şekilde böyle devam etti. Sonrasında da bundan çok verim aldığımı ve gün içinde de kendimi iyi hissettiğimi gördüğüm için elimden geldiğince devam ettirmeye çalıştım. Telefonum alındı. Yani yeni bir telefon aldım. Ama yine aynı şekilde saat 9'dan sonra telefon ve bilgisayar kullanmamaya gayret gösteriyorum. Müzik dinlemek haricinde. Yine yaklaşık bir saat kadar ya da hiç yoksa yarım saat kadar kitap okuyorum. Sonrasında işte bir müzik dinliyorum ve böyle zaten sabah da çok erken kalktığım için gözlerim ağırlaşmaya başlıyor ve erkenden uyuyoluyorum. Ve çoğunlukla da saat 12 olmadan uyuyoluyorum. O yüzden de bu REM uykusu dedikleri zımbırtıyı alıyorum. Kaçtı, saat 10 ile 2 arası mıydı ya da 11 ile 2 arası mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum ama o REM uykusu şeysini aldığım için sabah oldukça erken saatlerde kalkıyorum. Ki erken saatler dediğimde çoğunlukla 4 ile 7 arası. Ve günümü çok verimli geçirdiğimi fark ettim kendi açımdan. Tabii verimli ya da üretken olmaktan kastınızın ne olduğuna da bağlı. Ve videonun başında gördüğünüz gibi genelde ortalama bir sabahım o şekilde geçiyor. Eğer böyle yatakta çok uzun süre debelenmemişsem özellikle. Kalkıyorum. Bir su içmeye çalışıyorum. Şu son birkaç gündür meditasyon yapmaya başladım. Daha öncesinde meditasyon yapmıyordum. Bunu da belirteyim. Artık meditasyonu hayatımda gerçekten düzenli bir noktaya koymak istiyorum. Yani düzenli olarak yapmak istiyorum. Ve kararım sabah kalktığımda ve gece yatarken yapmak. Çünkü meditasyonun bana gerçekten çok iyi geldiğini fark ettim. Ve her an zihnimin boşalmasına ihtiyacım olabiliyor. Özellikle de hala yastan arta kalanları aşmaya çalışırken. Dolayısıyla bu sabah meditasyonla başladım. Bu arada dün gece sanıyorum ki saat 12.30-1 civarında uyudum. Müzik dinlemek çok hoşuma gitti ve bırakmak istemedim. Canım ne zaman istiyorsa o zaman bıraktım. Ama buna rağmen uyandığımda saat 4'tü. Ve kalktım, su içtim, meditasyon yaptım. Sonrasında işte çay koydum, benim çöpü defterime bir şeyler karaladım. Kahvaltı yaptım vesaire vesaire vesaire. Videonun bu kısmında beyin çöpü defterlerinden bahsetmek istiyorum. Malum daha önce bu konuda bir video çekeceğimi söylemiştim. Biraz düşündüm ve çok da böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek olmadığını fark ettim. Tabii ki beyin çöpü defterinin benim için ne olduğundan bahsedeceğim. Nasıl tuttuğumdan bahsedeceğim. Nelerden bahsettiğimden, yani neleri yazdığımdan bahsedeceğim. O kadar. Şimdi beyin çöpü defterini ben ilk defa Tuğçe Sena Gürkan'ın bir videosunda, ilgili videosunda duymuştum, görmüştüm. Ve tıpkı onun gibi ben de son derece dağınık zihinli bir insanım. Dolayısıyla plan program bende çok işlemiyor. O yüzden bu defterin benim için çok mantıklı olduğuna karar verdim ve tutmaya başladım. Hatta ilk defterim şuydu. Bunu Lüleburgaz'daki Diyanar'dan almıştım ve önüne de Sosyopix'ten çıkardığım kendi fotoğraflarımı yapıştırmıştım. Aa, ben bu arada yapıştırıcı alacaktım, bak unuttum. Neyse, tekrar çıkarım. Şimdi
Bu defterlerde de görüldüğü üzere ben bu tür ajandalar kullanıyorum. Hoşuma gitmesine özen gösteriyorum ve ya düz çizgisiz oluyor ki bir tek şu ve bu çizgili. Evet. Bu ikisi çizgili, bu ikisi çizgisiz. Çizgisiz defterlere ben çok yazamıyorum. Ama yine de bulduğumda hoşuma gidiyorsa alıyorum. Artık yamuk yumuk bir şekilde idare ediyoruz ki bu son aldığım defterde çizgisiz. Şimdi bu defterleri ne için kullanıyorum? Beyin çöpü dememizin ya da kendi adıma beyin çöpü defteri dememin sebebi gerçekten tam olarak beynimin çöplüğü olması. Özellikle ne zaman canım sıkkın olsa, kendimi, içimi, kafamı boşaltmak istesem, hatırlamak istediğim bir şey olsa, bir olay yaşasam ya da bir duygu hissetsem, bir şey anımsasam ya da nasıl diyeyim? Ya da fark ettiğim bir şey olsa bunu bu deftere yazıyorum. Yazarken tarihleri atmayı unutmuyorum ve çoğunlukla saatlerini de yazıyorum. Hatta çoğunlukla değil, tarihle birlikte saatleri de yazıyorum. Ne kadar güzel yazınızın ya da çirkin yazınızın olduğunun bir önemi yok. Ne kadar saçmaladığınızın da bir önemi yok. Çünkü bu defteri sadece siz okuyacaksınız, siz göreceksiniz. Yani eğer başka birini okutmayı planlamıyorsanız. Dolayısıyla da yani çok bir şey gözetmeden yazmaya başlayabilirsiniz. Böyle ajandalara da gerek yok bu arada. Herhangi bir deftere de başlayabilirsiniz. Mesela bu deftere ben 11.11.21 Perşembe günü başlamışım ve saat 19.54'müş. Burada çok uzun süredir kaybolmuş durumda olduğumu, ne yapacağımı, yapmak istediğimi, yapmam gerektiğini ya da yapabileceğimi bilmediğimden bahsetmişim. Her ne kadar her insanın yaşam yolunun ve yolculuğunun bir olmadığını kabul etsem de yine de zaman zaman geç kalmışlık hissi yaşadığımdan bahsetmişim. Ki bu geç kalmışlık hissi artık neredeyse hiç yok diyebilirim. Yani elbette ki zaman zaman bazı konularda geç kalmış gibi hissettiğim oluyor ama o da çok kısa bir süre zihnimde kalıyor. Ondan sonra geçiyor. Ve bunu yazdığımda 28 yaşındaymışım. Yani 2 yıl önce 28. Evet. Mesela üniversite sınavına o yıl girmeyi planlıyordum. Ve şöyle bölümleri yazmıştım. Düşünebileceğim bölümleri. Ve hiç de alakam olmayan bölümleri yazmışım. Yani uzay. Hadi psikoloji ve felsefeyle ilgileniyorum biraz. Peyzaj mimarlığı, jeoloji, ne mana yani? Toprak bilimi ve bitki besleme, bitki koruma gibi bölümleri yazmışım. Çok manasız şeyleri yazmışım yani. Şurada 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ve 20 yıl sonra nerede ne yapmak, nasıl bir yerde olmak istiyorsun? 5 yıl sonra. Bunun üzerine konuşalım mı aslında? Bence güzel olabilir. 5 yıl sonra yani 2026 yılında amacımı, tutkumu, ne yapmak istediğimi bulup üniversite bölümümü de bulup o bölümden mezun olmak istiyormuşum. Şu an bu değişti. Çünkü şu anki tek düşüncem Gazi, daha doğrusu eski Gazi Hacı Bayram. Turizm bölümünde okuyordum zaten. Af'la geri dönmüştüm ve o bölümü bitirip şimdilik üniversite, en azından lisans bazında üniversite eğitimini bitirmek. Çünkü üniversite süreci benim için çok uzadı ve gerçekten çok yoruldum. O yüzden bu bölümü bitirdikten sonra yeni bir bölüme başlamak gibi bir niyetim yok. 10 yıl sonra 38 yaşında yurt dışına taşınmak, Londra'da yaşamak ve çalışmak, kendi evime sahip olmak.
Yurt dışında yaşamayı istiyorum. Hayatımın bir döneminde mutlaka istiyorum. Ve bunun İngiltere olmasını da isterim. Çünkü İngiltere benim için hep ayrı bir yerde. Henüz gitme fırsatım olmadı. Ama hem Harry Potter'la büyümüş olmamdan hem de bu Orta Çağ'dan kalma mimariyi ben çok seviyorum. Ve İngiltere'de öyle bir mimariye sahip olduğu için özellikle orası beni kendine çok çekiyor. Bilmiyorum uzun süreli yaşamak ister miyim? Bu konuda şüphelerim var şu an itibariyle. Ama hayatımın bir döneminde mutlaka yaşamak ve çalışmak isterim. Eğer yapabilirsem kendi evime de sahip olmak isterim tabii ki. 15 yıl sonra 43 yaşında. Kendi işimi kurmuş olmak, orman kenarında bir evde oturmak. Kendi işimi 43 yaşından önce kurmak istiyorum. Çünkü şu konudan eminim. Yani ben 9-6 bir mesaide çalışabilecek bir insan değilim. Evet, bazı amaçlarımı gerçekleştirmek için kısa süreli çalışmalar yapabilirim. Ama çok uzun süre bu şartlarla çalışabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Dolayısıyla da kendi işimi kurmayı istiyorum ama bunu 43 yaşından önce yapmak istiyorum tabii ki. Ve orman kenarında bir evde oturmak benim her zaman istediğim bir şey. Çünkü ormanları çok seviyorum. Ve illa bir ev satın almama da gerek yok bu arada. Yerliye gidip de yaşayabilirim. Böyle bir imkanım da var. Güzel olur, hoş olur, minnoş olur. 20 yıl sonra 48 yaşında. 20 yıl sonra 48 yaşında mı oluyorum ben? 30? Yok be, 50 yaşında oluyorum. Gerçi 28 yaşındaydım. 20 yıla gelmeden ruh eşimi bulmuş, evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibi olmak, işimi büyütmüş ve en az iki hobi edinmiş olmak. Şimdi tabii ki 20 yıla gelmeden hayatımı birlikte geçirebileceğim bir insan bulursam bu son derece güzel olur. 28-29 yaşlarındayken çok kısa bir aralık, çok kısa bir süre boyunca çocuk istiyorum gibi düşünmüştüm. Ama şu konuda gerçekten çok netim, çok eminim. Bilmiyorum, belki ileride fikrim de değişebilir ama emin olduğum şey, ben gerçekten anne olmak istemiyorum. Bu dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum tarzında bir düşünceden kaynaklı değil. Sadece yani bütün hayatımı bir canlının hayatının ekseninde geçirmek istemiyorum. Bir şeyler yaparken, yaşarken, işte çocuğun okulu, çocuğun hastalığı, çocuğun bilmem nesi, ıvırı zıvırı, işte tatile gideceğim zaman çocuğun bilmem kursu varmış, okul varmış, ödevleri varmış falan tarzında şeyler düşünmek istemiyorum. Evet, anne olmak gerçekten mucizevi bir şey bence. Bence de. Ve anne olmak isteyenlere de saygı duyuyorum. Bu da onların yaşam tarzları fikri. Ama ben gerçekten çocuk sahibi olmak istemiyorum. Ha, gerçekten böyle çok iyi bir baba olacak bir adam bulurum. O adam benim fikrimi değiştirebilir. Evet, ondan bir kız çocuğu sahibi olmak isterim. Ama özellikle kız çocuğu. Her ne kadar sağlıklı olması çok daha önemli olsa da, eğer bir çocuk sahibi olacaksam da bunun kız çocuğu olmasını tercih ederim. İşimi büyütmüş ve en az iki hobi sahibi olmuş olmak. Güzel olur. Aldığım son defterden de bahsedip konuyu kapatmayı planlıyorum. Bir önceki videoda, alışveriş videosunda sanırım bahsetmiştim. Ben bunu Mr. D'den aldım. 129 liraya aldım. Ve çok da bir şey beklemeden aldım işin açıkçası. Ama daha önce kullandığım defterlerden daha çok hoşuma gitti. Çünkü hem çok portatif, bilmiyorum doğru kelime mi kullandım. Yani hemen çantaya atıp istediğiniz yere götürmelik. Arkasına, bilmiyorum görünecek mi, sanırım görünüyor, yazılar geçiyor.
Ama ben bir sayfa yazdığımda onun arkasını atladığım için çok sıkıntı yaşamıyorum. Sayfaları nispeten kalın. Dikişli. Normalde dikişli defterleri sevmem ama bunun kullanımını kolay buldum. Ve her yere kolaylıkla taşıyabileceğim için de hoşuma gitti. Daha şu kadar sayfasını bitirdim. Ve bu kadar sayfa var. O videoda da bahsettiğim gibi sadece şu arkasını sevmedim ve hala da sevmiyorum. Arkası böyle olan defterleri ben çok kullanışlı bulmuyorum. Ama nispeten daha uygun bir defter diye almıştım. Yani şey gibi, şöyle yaptığınızda, açtığınızda bile böyle sanki kırılıyormuş gibi bir his veriyor. Onu da sevmiyorum. Zarar görecekmiş, sayfaları kopacakmış gibi hissettiriyor. Ama genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. Yoruldum. Ve bu video yine uzun oldu. Neyse. Artık keser keser koyarız. Yapacak bir şey yok. Yani kısacası beyin çöpü defteri benim için böyle bir şey. Daha önceki defterlerimden birinde mesela wonton çorbası tarifi falan da vardı. Yani ne yazacağınız, ne yazmayacağınız tamamıyla size kalmış. İsterseniz yemek tarifi yazın, isterseniz günlük olarak kullanın, isterseniz içinizdekileri yazın. Hiç fark etmez. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, yani yazmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ama günlük tutabilen bir insan değilseniz birkaç günde bir, arada bir yazdığınız böyle bir defter tutmak bence çok mantıklı. Bu arada ben günlük tutabilen bir insan da değilim ama artık günlük de yazmaya başlayacağım. Yani daha doğrusu beyin çöpü defterine günlük olarak bir şeyler yazmaya başlayacağım. Çünkü bir yandan bunun da iyi geldiğini düşünüyorum. Bir şey daha diyecektim, unuttum. Ha, şunu söyleyecektim. Geriye dönüp baktığımda bu defterleri tutmanın bana çok fayda sağladığını görüyorum. Hem iyileşme sürecimi daha da hızlandırdı, hem zaman zaman fark ettiklerime, yaşadıklarıma, hissettiklerime dönüp bakmak bana iyi geldi. Ve fark ettiğim bazı şeyleri yeniden hatırlamamı, yeniden üzerinde çalışmamı ve pekiştirmemi sağladı. Eğer benim gibi depresyon, maladaptif daydreaming gibi sorunlar yaşıyorsanız ve fark ettiklerinizi unutabiliyorsanız, ben unutuyorum çünkü zaman zaman, kafa karışıklığınız çok fazlaysa böyle bir defter tutmak size iyi gelebilir. Bana iyi geldi. Tavsiyedir. Bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayalım. Çünkü sonra hem editlemesi zor oluyor, hem de yüklemesi zor oluyor. O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.